Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Aslında uzun zaman oldu gibi hissediyorum. Video atmıyorum bayağıdır. Biraz yoğun geçiyor arkadaşlar. Bunun için kusura bakmayın. Bayağı sizlerden uzak kalmış gibi hissediyorum aslında. Şöyle, ben aslında bugün sizlere şöyle hani yapraktan mı daha hızlı büyüyor sukulentler, yoksa anne gövdeden yavruladığında mı daha hızlı büyüyor aslında? Bunu gösteren bir video paylaşmak istedim. Hem de bu camdaki güzellerim ne durumdalar, böyle beraber görelim istedim açıkçası. Sizlere de böyle bayağıdır buralardan çekimler yapmamıştım. Şöyle anlatayım arkadaşlar. Görüyorsunuz şu gövdesinden gelen yavrular ve bu camda bayağı güzel gövdeden yavrulamalar var. Bunları size göstermek istiyorum. Çünkü böyle bizler gövdelerinden yavru verdiğinde sukulentlerimiz çok mutlu oluyoruz. Yani eminim sizler de öylesinizdir. Hep böyle beklerdim ben ilk sukulent bakmaya başladığımda. Hani bir an önce aslında şu gövdelerinden yavrular verse de görsem diye. Çok şükür böyle yeterli güzel güneşini alabildiğinde güzel bir konumdaysa gerçekten mutlu ediyorlar arkadaşlar. Şuradaki Vera Higgins'im. Bakar mısınız ne kadar güzel duruyor. Şöyle arkadaşlar hem örnek de vermek istiyorum. Bakın mesela burada Superbum var. Artık maşallah sakso o kadar dolmuş ki birbirlerini sıkıştırıyorlar. Şurasındaki benim bir hesap edeyim. Tam 8 aylık böyle bir bebek arkadaşlar şu görmüş olduğunuz. Tam böyle 8 ay önce yapraktan bu kadar büyüyebildi. Şu gördüğünüz bakın. Ve bu sukulentimin o zaman gövdesinde yavrusu yoktu. Süperbumu. Sonrasında böyle ufak belirginleşmeye başladı hani kış dönemlerinde. Ve baharın gelmesiyle de hızlıca büyüdü gövdesinden. Şimdi görüyorsunuz aslında. Bakın ikisi bu daha geç geldi. Daha sonrasında geldi. Ama bu 8 aylık bir bebek. Ve aldığı boyutu görüyorsunuz. Yani bariz bir şekilde ortada. Yani bu demek oluyor ki arkadaşlar aslında yapraktan daha yavaş büyüyor. Anne gövdeden beslenerek daha güzel böyle hızlı büyüyebiliyor. Şuradaki bebekleri de görüyorsunuz. Bakın bunlar da aynı. Ve buradaki yapraktan olan küçük bebekler de hepsi daha önceden yani daha ortada gövdede yavru yokken koyduğum yapraklar aslında. Tabi baharla beraber daha hızlı gelişecekler. Ama şu anda zaten göründüğü üzere o kadar güzel ve hızlı bir şekilde böyle tatlı tatlı büyüyorlar ki. Ben bu hallerini çok seviyorum gerçekten. Ve acaba şöyle bir bakıyorum gövde çatlıyor mu diye. Çünkü baya böyle bir doluluk var. Anne rozet de kocaman oldu bunun. Şöyle. Bakın o kadar güzel ki. Şu büyük ihtimal yavru. Şurasındaki çiçek sapı ve buradan da çiçek sapı çıkartıyor. Bu yavru büyük ihtimal öyle düşünüyorum. Hiçbir tomurcuk yok. Ama bakalım başka bir değişiklik olacak mı? Şöyle şu küçüklerinde bile yavrular var arkadaşlar. Söylemiştim geçen görüyorum şimdi minik minik. Onlar da çok hızlı bir şekilde büyüyecekler. Yani Superbum aslında yapraktan değil de anne gövdesinden yavru verdiğinde daha hızlı hızlı gelişiyor. 3 tane yavrusu var. Şurada da var. Böyle güzel güzel büyüyorlar arkadaşlar. Biraz da şu türlerimden göstermek istiyorum. Biliyorsunuz burası benim yatak odası camı. Çok güzel böyle gelişmeler var konumdan dolayı. Şöyle opalinamı size göstereyim. Bu garibimi de ilgilenemedim bayağıdır aslında. Birçok işlerim oluyor arkadaşlar. Bir de ufak bir çocuk olunca çocuğunuz anlıyorsunuzdur. Su vereceğim ama bir türlü işte sabah saatlerinde vermeye çalışıyorum ve denk getiremediğim için mecburen öğlen sıcağı da olduğu için güneşi zarar veririm endişesiyle mecburen erteledim aslında. Hep aklımda burada 3 tane saksı sulanacak. Halledeceğim onları da. Bakar mısınız? Susuz kaldığı için bu renk var arkadaşlar. Geçenlerde göstermiştim mesela bu renk yoktu. Ne zaman susuz kaldı böyle güzel güzel renkler oluştu. Opalinamın. Çok seviyorum onu da.
Perleyi zaten beraber sulamıştık sizlerle. Görüyorsunuz, kocaman bir rozet arkadaşlar, maşallah. Anaç bir perle aslında. Burada da Blue Mist var. O da böyle çok güzel yavrularını bakın büyütmek üzere. Yani iyice belirginleşti artık. Şuraya yaprak almışım. Biraz çünkü böyle yavrular verdiğinde o yavruları biraz gün yüzüne çıkarmak gerekiyor arkadaşlar. Güneşe ihtiyaç duyuyorlar. Yoksa yani güneş görmezse, yaprakların gölgesinde kalırsa böyle hem formu bozulabiliyor hem de yavruyu büyütemeden kuruyabiliyor. Bu benim başıma geldi yani. Hani biliyorsunuz ben de aslında her yer güneş görmediği için haliyle de böyle problemlerle de karşılaştım. Sizler de böyle hani güneş görmesini sağlamaya çalışın arkadaşlar. Olabildiğince aydınlık olabilsin diye. Burada da echeverya var arkadaşlar. Onların aslında alınması lazım ama bakalım ne olacak. Bir de bu türümden gelen yavruları görmenizi istiyorum aslında. Görüyorsunuz arkadaşlar, bir anda baharın gelmesine ne kadar güzel. Böyle gövdeden yavrular vermeye hızlıca devam etti aslında. Birçok yavru var bütün rozetlerde görüyorsunuz. Anaç bir form almış olanlar da. Bu şekilde dolu dolu bir saksı oldu. Her yerinde yavrular var. Şöyle bu saksımda göstereyim arkadaşlar. Bakın baharla beraber ne kadar güzel böyle büyüdüklerini, hızlı geliştiklerini sizler de fark ediyorsunuzdur zannediyorum. Çünkü buradan birçok söküm yaptım ama hiç söküm yapılmamış gibi görüyorsunuz. Hemen gidenlerin yerlerini doldurmuşlar. Yani bariz bir şekilde. Hiç sanki buralarından hiç sukulent alınmamış gibi. Bayağı aldım aslında. Yani buradan. Echeverya aldım. Bunların yavrularından aldım. Bundan aldım derken. Böyle Sedum Aurora da vardı burada. Bakın görüyorsunuz arkadaşlar. Hiç boşluk kalmamış yani. Her yer dolu dolu olmuş. Şu Setosa arkadaşlar. Şuradaki. Bakın bunun çiçeği çok güzel oluyor. Ben gördüm videolarda. Hani o yüzden ben de bekliyorum. Yoksa bunu buradan alacaktım ama artık yapacak bir şey yok. Orada açsın, hiç bozmayayım onun düzenini. Burada da sinekeri var arkadaşlar. Görüyorsunuz iki tane rozet oluşturdu bile. Ve gövdesinde bana yine sürprizler var tabii ki. Olmaz olur mu? Şuraya netleyelim arkadaşlar. İki tane yavru geliyor. Bakın biri burada. Biri de hemen şurada arkadaşlar. Ufacık. Ama yavru gelmeye başladı yani. Büyütmüş de. Ben bu gövdeden zaten bir tane yavru almıştım. Şimdi bir tane daha, iki tane daha geliyor. Bu opalinam suya tabii ki doydu. Hemen rengi açıldı. Suya doyunca hemen renkler gidiyor. Bu gövdede bir şey var mı diye bakıyorum. Yok arkadaşlar. Bunda yok. Evet yok. Baktım. Şöyle gayet güzel gidiyor burası da arkadaşlar. Görüyorsunuz. Böyle her yeri dolu dolu. Ve bu Albican sukulentimden çok güzel yavrular da geliyor yine. Çok sevdim ya bunu. Hani böyle gövdesinden böyle nazsız niyazsız olan türleri de aslında ayrıca seviyorum ben. Şunlara bakın ya Rabbim. Her yeri yavru maşallah. Şunlara da bakalım. Bakın bunlar da yine yavrular gelmeye başladı. Şu gövdeden 3 tane yavru geliyor bile. Buradan da minik minik yine. Hepsi çok güzeller maşallah diyorum. Böyle arkadaşlar bu da çiçek açıyor. Bakın tomurcuk vermiş. Ya işte diyorum ya tomurcuk aslında hani çiçek açması da şöyle oluyor aslında sukulentlerin. Hani ikliminize göre daha erken de verebiliyor. İkliminize göre daha geç de verebiliyor. Hani tomurcuk görüyorsunuz. Belki de birçok daha sıcağı hani bir anda böyle sıcağı geçmiş olan şehirlerde daha hızlı böyle tomurcuklar verip çiçek yani açmak üzere olduklarını da görüyorum. Bizde de böyle bir İstanbul'da zaten diyorum ya dört mevsimi dolu dolu yaşarız arkadaşlar biz. Ve kış biraz uzadı gibi. Şöyle hava güzel oluyor sonra tekrar bozuluyor. Derken aslında çiçekler de biraz tabii bu durumlardan etkileniyor. Ama genel itibariyle yani Ziraydın olmadığı sürece benim için hiçbir problem olmuyor. O yüzden çok güzel, mutlu bir şekilde büyütüyorum aslında.
Yani hiç sorun etmiyorum. Ne zaman kendilerini hazır hissederlerse o zaman zaten gereğini yapıyor sukulentler. Şurayı da şöyle göstereyim arkadaşlar. Mirinyalarımın bayağı çeliklerini aldım. Hani çok taşa taşa büyüyorlardı. Ben de haliyle aldım tabii ki ama yine doldurdular. Ve bunlar güneşsiz kesinlikle olmuyor arkadaşlar. Yani güneş görmezse Mirinia, Mendoza çok şekilsiz büyüyorlar ve ben bu konuda sıkıntı yaşıyorum aslında yerim olmadığı için. Bakın şu güzellerimi şöyle, şurada da yapraklar var bakın. Onları da alacağım. Şöyle arkadaşlar bu şekilde koydum artık. Bunlardan da yavrular geliyor. Çok güzel, yeni gördüm. Bu şekilde böyle büyüyorlar arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.